Sevgili izleyenler, ekranların en atarlı, en giderli programı Barçın abiyle Kayıp Eşya Bürosu'na hoş geldiniz. Onlarca şeyi bulduk, onlarca kaybı sahibiyle kavuşturduk. Fakat bugün bambaşka bir derdimiz var. Nedir o dert? Tam bir haftadır bulunamayan, ulaşılamayan bir şarj aleti. Acılı bir çift var burada. Melek ve Şefik, hoş geldiniz. Barçın abi, bu evet. Adam karaktersizdir. Ama, bu adam namussuzdur. Ama. Bu adam şerrettir. Uzatma! Efsizdir. Barçın abi şimdi... Sen hiç konuşma. Sen bırak. Sen o pelevaları başkanı anla. Şey sen bırak onları. Sen ne? Dışarıda sniper evde kuru sıkı. Sen bırak. Ya bir susar mısın? Hey! İndiren... Hey! Elin saf, bir dakika ya. Daha programı yeni açtık arkadaşım. Melek! Melek, bana bak bak. Sus. Delirtmeyin beni. Şimdi öncelikle yönetmenimden bir rica edeyim. Önce bir kaybolan şarj aletinin bir resmini görelim. Evet. Şimdi bu aleti gören, duyan kim varsa yardımını, desteğini bekliyoruz. Telefon numaralarımız geçiyor. WhatsApp ihbar hattımız hizmetinizde. Bir de tabii üstün bilgisayar teknolojimizle kaybolan şarj aletini yaşlandırdık. Çünkü niye? Kendisine uzun süredir ulaşamıyoruz. Yaşlanmış halinde bir görelim. Bir saatte full. Şefik, şarj aletinin son hali bu mudur? Budur. Barçın abi, biz bu karaktersizle gittik. 1 milyar 750 bin milyon. Milyar. Kredi çektik biz bu akıllı telefonu alabilmek için. 3 milyar 750 milyon. Milyar. Milyar. Kredi çektik. Sonra ben gidiyorum bu telefonun diyorum şarjı sende mi diyorum. Senin... Oluyor hop. Ben demiyorum küfrü, o diyor. Sen... diyor. Ya bir sussana kadın, sen hiç mi yayından haberin yok ya? He? Nasıl kadın olur, nasıl hanımefendi olur? Şurada hocamızdan da mı utanmıyorsun ya? Şefik, anlat, ne diyorsun? Barçın abi, ben... Bak, Allah seni 3 milyar 750 milyon. Bunlar... Bunun maaşı da 1 milyon. Ya bir konuşturmuyor. Hey! Ne oluyor arkadaşım? Beni hep... Ya ne oluyor? Beni hep dövüyor bu Barçın abi. Bu benim sırtıma bir vuruyor. Bir 3 milyon ayı gücünde vuruyor. Tamam, sus, sakin ol. Ya. Hey, kapa çeneni. Yeter. İndir elini. Hey! İndir elini. Melek! Namussuz adam, indir elini. Melek, konuşturmuyorsun. Beni dinle. Tek tek soracağım, siz cevaplayacaksınız. Konu kapandı. Şefik, en başından anlatmanı istiyorum. Barçın abi. Evet. Ben 1997 senesinde İstanbul'a geldim. Tamam. O zaman bunlar tanışmıyordu. Arkadaşım, geri git dediysek o kadar geri gitme ya. Şarj aleti nasıl kayboldu, oraya gel. Ha, bir de baktım şarj aleti yok. Oğlum çok ileri gittin şimdi, gel geri azıcık. Yemek yapmış kuru fasulye zehir gibi. Tamam, az daha geri gel. Dedim geldim, baktım dedim ne yemek var dedi. Gel kuru gel gel oğlum, beni değnekçi gibi yaptın, gel geriye. Telefonun ekranına baktım şarjım bitiyor. Orada kal, şimdi oradan itibaren istiyorum, anlat bakayım ne oldu. Dedim şu telefonu şarja takayım, ara tara şarj aleti yok. Bak bak, bu Şefik denen gitti bu şarj aletini metresine verdi. Bu adam beni aldatıyor Barçın abi. Oo Şefik, bir dakika, iddiaların boyutu değişti. Ne diyeceksin, bunu aldatıyor diyor. Barçın abi. Yalan söyleme. Ben yalan. Yalan söyleme. Şık etme. Ben yalan. Bırak konuş. bırak. Pelevaraları başkalarına anla. Ya bak, ben yaptığım hiçbir şeyde. Bırak hiç bunları bırak. Hiç bana konuşma. Bırak. Ya sen. Bir sus, kafana koyacağım. Hey! O elini indir. Lan! Ne oluyor? Beni çıldırtıyor ya. Devam. Sakin. Devam et şimdi. Barçın abi, metres falan yok. Bir kadın yalan konuşuyor. Bu kadın... Bana sabah akşam büyü ediyor. Ben eve geliyorum büyülüyüm. Akşam evden çıkıyorum büyülüyüm. Bu kadın Harry Potter. Barçın abi, bu adam insafsızdır. Bu adam karakteri, bu adam... Hey! Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Utanmıyor musun ya? Burada bak, ne kadar güzel bir hanımefendi var. Hocamız, uzman psikolog, doktorumuz ya. Ben de güzelim. Sus! Kapa çeneni. Şimdi efendim, hocama dönmek istiyorum. Deniz Hanım bizlerle, uzman psikolog. Hocam, nasıl yorumluyorsunuz? Siz de hikayeyi dinlediniz. Neler söylemek istersiniz? Şimdi efendim, şarj aleti evliliğin devamlılığı için çok önemlidir. Hı. Bakın, evlilikte sevgi bitebilir, saygı bitebilir. Ama şarj biterse işte o zaman evliliğin temelleri sarsılır. Doğru. Çok önemli bir doğru konu. Hocama kesinlikle katılıyorum. Şefik, dön bana. Şimdi iftira diyorsun, şarj aletini ben kaybetmedim diyorsun. O zaman bize bir şeyle gel arkadaşım.
Nerede bu şarj aleti? Barçın abi. He. Bu karı kendi kaybettiği şarj aletine bela suç atıyor. Namussuz. Namussuz. Melek, melek. Şş, öyle dudakları büzme, dur. İddialar çok ciddi. Sen kaybettiysen olay başka yere gider. Şu an seni yalan testine sokmak istiyorum. Ne testi Barçın abi? Gel bu tarafa. Hemen testimizi getirelim. Barçın abi ben klasikte daha iyi. Gel bu tarafa. Bana şey yapma. Gel. Kalk ya. Gel böyle dur. Geç bu tarafa, gel yanıma. Elini koyacaksın. Yalan söylediğinde zaten butondan sana elektrik çarpacak. Biz de yalan söylediğini anlayacağız. Önce denemek için birkaç basit soruyla başlayalım. Tamam. Melek Hanım. Doğum tarihin. Mış. Doğum tarihin diyorum. Mış. Allah'ım yarabbim sen bana sabır ver. Doğum yerin. 1983. Doğum yerin. 1983. Kaç yaşındasın ya sen? 33 varım 32 yokum. Kaç varsın? 33 varım 32 yokum. 30? Yokum. 35? Yokum. 33? Varım. Tamam. Şimdi asıl soruya geçiyorum. Kocanı seviyor musun? Ben sizi sevmiyorum. Bu kadın bana diyemez. Elini indir. O elini indir. Sakin. Tamam. Laf kalabalığı yapmaya lüzum yok. Şimdi asıl soruya geliyorum. Herkes hazır mı? Melek. Şarj aletini sen mi kaybettin? Cevap veriyorum. Hayır. Uy, uy, çarpıyor bu. Elektrik çarpıyor. Gördüğünüz gibi yalan makinemiz şarj aletini Melek'in kaybettiğini tespit etti. Melek sen kaybetmişsin. Barçın abi bak sen yapıyorsun. Doğru dürüst konuşma lan. Evet yönetmenim kulağıma bir şey fısıldıyor. Evet hatta bir izleyicimiz varmış şu an şarj aletinin nerede olduğu ile ilgili. Bomba gibi açıklamalarım var diyor. Alo. Alo Barçın abi. Kimsin? Ya ben bunların komşusuyum. Geçen misafirliğe geldiler bize. Şarj aleti burada kalmış. Burada unutmuşlar. Nasıl şarj aletini? Evet sizde... abi burada unutmuşlar. Doğrudur. Bayağı fotoğraftaki şarj aleti. Doğrudur. Sevgili izleyenler. Barçın abiniz bir kaybı daha buldu. Bir acıyı daha dindirdi. Evet neler söylemek istersin Melek? Barçın abi sana çok teşekkür ediyoruz. Şarj aletimizi buldun. Yoksa bundan mısız benim elimde kalacaktı. Barçın abi bu hala kötü konuşur. Bu ya. Sus. Kes seni sinan. Buyurun hocam. Hocam buyurun. Böyle bir şey yok. Bir şey yok.